Herkese selam. Bugün sizlere Haziran ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Haziran ayında toplamda 16 kitap okudum. Mayıs ayında 18 kitap okumuştum. Onunla ilgili bir de video çekmiştim. Açıklamalar kısmına ya da yukarıya o videoyu bırakacağım zaten. Bunun dışında bu kitapları okurken yine hem çapraz okuma yöntemini hem de hızlı okuma yöntemini kullandım. Bunlardan bahsettiğim videolarım zaten mevcut. Bunlara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelelim ilk kitabıma. İlk kitabım Russell'dan Batı Felsefesi Tarihinin ikinci cildi. Mayıs ayında bu kitabın birinci cildini okumuştum. Şimdi ikinci cildini okudum. Batı Felsefesi Tarihinin ikinci cildi Katolik felsefesiyle ilgili. İçerisinde Katolik felsefesinde bu inanca sahip olan ünlü düşünürlerden, bunun dışında İsa'nın Katolik felsefesindeki yerinden, skolastik düşünceden, papalardan, papalığın sönüşünden ve buna benzer birçok şeyden bahsetmiş Russell. Felsefe tarihine ilgi duyup nereden başlayacağını bilmeyenler için bu 3 ciltlik Batı felsefesi tarihini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelelim ikinci kitabıma. İkinci kitabım Jules Verne'den Buzlar Sfenksi. Buzlar Sfenksi'ni ben toplamda 4 gün içerisinde bitirdim. Kitap yaklaşık 552 sayfa. Evan Poe'nun Arthur Gordon Pym hikayesi var. Bu hikayeyi belki bilenleriniz vardır. Hikayede Arthur bir arkadaşıyla birlikte bir gemiye, balina avcılık gemisine gizlice biniyor. Bu arkadaşı sayesinde biniyor bu gemiye. Ve o gemiye bindikten sonra da başından geçenleri anlatıyor Poe. Ancak karakterin sonuyla ilgili muamma şeklinde bitiriyor kitabı. Tabii bu kitaptan etkilenen birçok yazar var. Jules Verne de bunlardan biri. Arthur Gordon Pym'in hikayesine Jules Verne bir muhtemel son yazmış burada ve bizler bu sonu okuyoruz kitapta. Yine bir gemiyle, bir seyahatle karşılaşıyoruz. Bu seyahatle birlikte tabii ki karşımıza çıkmayan şey kalmıyor. Yine maceradan maceraya koşuyoruz. Arthur Gordon Pym'in hikayesine de muhtemel bir son yazılmış oluyor burada. Yani karakterin Poe'nun bıraktıktan sonra neler yaşadığını ya da bu karakterle birlikte yan yana olan kişilerin nelerle karşılaştığını, ne gibi maceralara atıldığını okuyoruz burada. Bir sonraki kitabım Stephen Crane'den George'un Annesi'ydi. Stephen Crane'den ben aslında iki kitap daha okudum. Yine ikisi de modern klasiklerin içerisinde. Kitaplardan biri Canavar, bir diğeri de Sokak Kızı Maggie. Bu kitap aslında Sokak Kızı Maggie'nin çoğu karakterini de içinde barındıran bir kitap. George adında bir karakteri ve bu karakterin dini bütün annesini okuyoruz. George annesinin dini inanışlarıyla kendinin inanışları arasında gidip geliyor tabii ki. Karakter içkiye düşkün bir karakter. Ancak annesinin dine düşkünlüğünü de gördükten sonra bu ikisi arasındaki çelişmelerini okuyoruz bizler karakterin. Yine dediğim gibi Sokak Kızı Maggie'deki Jansonların yaşamış olduğu apartmanda yaşıyorlar George ve annesi. Yani biz burada hem George'un içkiye düşkünlüğünü hem de annesinin dine düşkünlüğünü sorguluyoruz. Bir evladın annesinden ne kadar etkileneceğini ya da etkilenirse bunların nelere yol açacağını okuyoruz. Bir sonraki kitabım Hava Adamı Ariel'di. Hava Adamı Ariel'den önce ben yine yazardan bilim kurgu klasiklerinin içerisinde Su Adamı'nı okumuştum ve onu gerçekten çok sevmiştim. Hava Adamı Ariel'de ise şöyle bir konu işlemiş yazarımız. Okülist düşüncelere sahip olan bir okula kapatılan, Hindistan'da bir okula kapatılan Ariel'in bir deney sonrasında uçma eylemini kazanmasını anlatıyor ve bu uçma eylemini kazandıktan sonra Ariel'in neler yaşadığını, başına neler geldiğini okuyoruz. Bir insanın uçmaya başladıktan sonra bulunduğu yeri terk etmek adına neler yaptığıyla karşılaşıyoruz. Ariel'in aslında yeni edindiği güçlerle dünyadaki adaletsiz yapıyı, insanların aslında ne kadar çıkarcı olduğunu ve bu insanlara karşı nasıl mücadele edeceğini okuyoruz. Kitap gerçekten çok güzeldi. Ben çok beğenerek, çok severek okudum. Su Adamı'nı da çok severek okumuştum. Sizlere hem Su Adamı'nı hem de Hava Adamı'nı gerçekten tavsiye ediyorum. İkisini de çok seveceğinizi düşünüyorum. Yazarın farklı bir bakış açısı var. Bu bakış açısının sizleri etkileyeceğini düşünüyorum ben. Bir sonraki kitabım 1902 doğumlular oldu. Bu kitaptan ve burada bahsedeceğim bir diğer kitap olan Wedding Barikatlarından ben Murat'ın 75 kitaplık alışveriş videosunda haberdar oldum. Gerçekten bu videodan birçok kitap aldım. Zaten daha evvel bir alışveriş videosu çekmiş ve burada bu kitaplardan bahsetmiştim.
Bu vesileyle zaten yine 75 kitaplık alışveriş videosunu Murat'ın şuraya bir yere bırakacağım ben. Oradan sizler de videoya ulaşabilirsiniz. Eminim hepinizi etkileyecek kitaplar bulacaksınız orada. Bu kitabın konusu ise şöyle. 1902 yılında doğmuş ve bu yıllar içerisinde 12 ile 16 yaşlar arasında olan çocuklardan bahsediyor bu kitap. Bu çocukların gözünden bizler Birinci Dünya Savaşı'nı okuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın onlara neler hissettirdiğiyle karşılaşıyoruz. Onlar için Birinci Dünya Savaşı'nın yerini görüyoruz. Ailesindeki bireyleri, babalarını, abilerini, arkadaşlarını Birinci Dünya Savaşı'na güle oynaya uğurlayan bu çocukların ardından savaşın gerçek yüzüyle yüzleşmeleriyle karşılaşıyoruz. Ayrıca bizler burada bu küçük Alman kasabasındaki çocukların büyürlerken nelerle karşılaştıklarını da görüyoruz. 1902 doğumluları ben, savaşı çocukların ve insanların gözünden görmek isteyen herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabım Stephen King'den Kan Varsa oldu. Kan Varsa King'in içerisinde toplamda 4 öyküsünün yer almış olduğu bir kitap. 4 novelladan oluşuyor bu kitap. İçlerinde en uzun olan öykü Kan Varsa. Kan Varsa'nın içerisindeki karakterimiz Holly zaten Finders Keepers dedektiflik bürosunun daha önceden de bahsedilen karakterlerinden biri. Bu karaktere Bay Mercedes'te rastlıyoruz zaten. Ya da kim bulduysa onundur. İkisinden birinde rastlıyorduk. Şu anda onu ben tam hatırlayamadım. Bunun dışında ayrıca Yabancı adlı kitabında da King'in yine bu karakterden bahsediyor. Anladığım kadarıyla King bu karakteri çok sevmiş. Bu yüzden burada yine Holly ile karşılaşıyoruz. Holly ile bir kitapta daha karşılaşacakmışız. Ben bununla ilgili bir yazı okumuştum. Ben kitapta açık ara İlk öykü olan Bay Harrigan'ın telefonunu sevdim. Kan Varsa da çok güzeldi ancak şöyle bir fikrim var benim. Kan Varsa bence bir roman olmalıydı. Çünkü gerçekten kitapta işlenen, öyküde işlenen konu çok iyiydi. If It Bleeds adıyla çevrilmişti kitap. Ancak bizler Kan Varsa olarak okuduk kitabı. Aslında normalde Kanarsa olarak çevrilmesi gerekiyordu kitabın. Tabii bu çeviriyle neler yapmak istediklerini daha çok anlayabiliyorum. Bu bir gazetecilik, bir habercilik terimi. Kan Varsa Haber de Vardır adıyla çevirdiler kitabı. Bu düşünceyle çevrilmiş bu isme. Ancak tabii kitap kendi özgün adını taşısaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Yine de bunun içerisindeki öyküleri sevdim. Sizler de kısa kısa King novellaları okumak istiyorsanız sizlere de bu kitabı tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabım Girard'dan Dünyanın Kuruluşundan Beri Gizli Kalmış Sırlar. Bu kitap 3 kitap halinde basıldı. 3 cilt halinde basıldı. Bu kitabın içerisinde ritüellerle karşılaşacaksınız. Geçmişten günümüze gelen ritüellerin ne düşüncelerle bugüne kadar ulaştığıyla karşılaşacaksınız. Mitleri göreceksiniz. Kurban kesme, kurban ve adama mitinin insanlar için neler ifade ettiğiyle karşılaşacaksınız. Bir şeyler kurban etme inancının insanlara neler kazandırdığını ya da onlara neler düşündürdüğünü göreceksiniz. Geçmişten günümüze aramış olduğunuz birçok soruya cevap bulacağınıza eminim. Bir sonraki kitabım Wells'in Gölgeler İçinde Rusya kitabı. Bu kitabın içerisinde Wells'in Rusya'ya yapmış olduğu ikinci ziyaretinden izlenimler ve gözlemler bulacaksınız. Wells bu ziyaretinde Gorki'nin evinde kalıyor. Bolşevik devrimi sonrasında Rusya'da insanların nasıl yaşadığı ile ilgili birçok detay veriyor Wells bizlere. Kitabın içerisinde Wells'in Kremlin Sarayı'nda Lenin'le yapmış olduğu ünlü röportajını da buluyoruz. Bunun dışında bir de ekler kısmında 23 Temmuz 1934 yılında Stalin'le yapmış olduğu bir de röportaj mevcut. İç savaş sonrasında Rusya ile ilgili detaylar okumak isteyen herkese bu kitabı tavsiye ediyorum. En azından bir gözlem hem de buradaki insanların ne şekilde yaşadığıyla ilgili bir fikir sahibi olmak isteyenlere kitap zaten kısa. İthaki Vaz kitaplığında basmış zaten bu kitabı. Mutlaka tavsiye ediyorum sizlere de. Bir sonraki kitabım London'dan Bir Dilim Biftek oldu. Bir Dilim Biftek yine modern klasiklerden çıkan, içerisinde iki öykü barındıran bir kitap. Kitabın içerisinde kitaba adını veren Bir Dilim Biftek adlı öyküyü, bir de Meksikalı adında bir diğer öyküyü bulacaksınız. London'ı tanıyanlar, onun hayatını okuyanlar London'ın boks düşkünlüğünü zaten bilirler. Kendisi bir spor gazetesinde köşe yazarlığı da yapmıştı daha evvel zaten. Kitabın içerisinde Bir Dilim Biftek adlı öyküyü ben Meksikalı'dan daha çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Bir Dilim Biftek'te konu nispeten şöyle. Bir ana karakterin ailesini geçindirmek için
geçkin, ilerleyen yaşında yapmış olduğu bir boks mücadelesini ve bu mücadeleyi neden kazanmak zorunda olduğunu okuyoruz burada. Meksikalı adlı öyküde ise Meksika devriminden sonra örgütte çalışan Rivera'nın örgüt için yapmış olduğu bir fedakarlıkla karşılaşıyoruz. London'ın insan analizlerinin sizleri etkileyeceğine eminim. Özellikle bir dilim biftekten çok etkileneceksiniz. Bir sonraki kitabım Zweig'den Sahaf Mendel. Sahaf Mendel aslında daha evvel birçok yayın evinde çevrildi. Kitabı Kitapçı Mendel olarak çeviren birçok yayın evi var. Bunlardan biri de Koridor Yayınları. Koridor'un çevirisine daha önceden göz atmıştım ancak kitabı okumamıştım. Ben modern klasikleri biliyorsunuz biriktiriyorum. Biriktirdiğim için de 171. kitabı alma gereği duydum. Bu kitabın içerisinde toplamda 3 öykü var. Bu 3 öykü, 3 novella da savaş döneminde geçen novellalar. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor kitabın içerisindeki öyküler. Sahaf Mendel de Jakob Mendel adındaki Yahudi asıllı bir karakterden bahsediyor bizlere Zweig. Bu karakter Polonya-Rus sınırında doğmuş ve 30 yıl önce Viyana'ya göç etmiş bir karakter. Bizler 1915 yılında Sahaf Mendel'in savaşın tam ortasında nelerle karşılaştığını okuyoruz. Sahaf Mendel'in kitapların dünyasından nasıl savaşın dünyasına sürüklendiğiyle ve bu sürüklenme sonrasında yaşadığı talihsizliklerle karşılaşacaksınız. Sizleri çok etkileyeceğini düşünüyorum bu kitabın. Kısa bir kitap okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bir Dilim Biftek de öyle. İkisi toplam gerçekten çok, ikisi de çok kısa kitaplar. İkisinin içerisinde de çok iyi novellalarla karşılaşacaksınız. Mutlaka iki kitabı da sizlere tavsiye ediyorum ben. Bir sonraki kitabım Maupassant'tan Güzel Dost. Kitabı gerçekten hayretler içerisinde okudum ve bitirdim. Bu kitabı İletişim Yayınları ve birçok yayın evi Bellamy adıyla çeviriyor. Kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum. Kitabın konusu kısaca şöyle. George Troy adındaki bir karakter muhabirlikten güç kazanmaya nasıl ilerliyor? Bundan bahsediyor kitap. Muhabirlikle başladığı bu serüvende güç sahibi olmak adına insanları nasıl basamak olarak kullandığıyla karşılaşacaksınız karakterin. Tabii ki çevrenizde böyle karakterler çoktur. Ancak bu karakteri de okuduğunuz zaman sizlerin günümüzden ve insanlardan birçok detay bulacağınızı düşünüyorum ben. George Strong'un yaşadıkları gerçekten sizleri çok etkileyecek ve bu serüven içerisinde karakterin hayatına girmiş olan kadınlar ve bu kadınlara yine George Strong'un nasıl baktığıyla karşılaşacaksınız. Onun tabiri caizse başarı basamaklarına tırmanmak için insanları nasıl çiğnediğini göreceksiniz burada. Kendisini sosyeteye ve buradaki güç sahibi insanlara kabul ettirmek adına neleri göze alabileceğiyle karşılaşacaksınız. Ben unutamayacağım karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum George Truong'un. Bir sonraki kitabım Elie Wiesel'den Gece. Bu kitaptan çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü kitap hediye etme gününde bu kitabı bana Murat hediye etmişti. Bununla birlikte 4 kitap daha hediye etti. Toplamda gönderdiği 5 kitaba ayrı bir video çektim. Haftaya sizler bu videoyu izleyeceksiniz zaten. Gece'de Elie Wiesel zaten kendisi Nobel ödüllü bir yazar. İkinci Dünya Savaşı'da Auschwitz kampında neler yaşadığını anlatıyor. Bu kampa Wiesel ailesiyle birlikte gönderildiğinde çocuk yaşta savaşın zorluklarıyla nasıl yüzleştiğiyle karşılaşıyor ve bunları gerçekten çok etkileyici ve ürkütücü bir şekilde bizlere yansıtıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı bir çocuğun gözünden okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum Elie Wiesel'den Gece'yi. Bir sonraki kitabım Rabelais'den Gargantua. Gargantua aslında yazarın 5 ciltlik serüveninin ikinci cildi. Olağanüstü destansı bir serüven olarak adlandırılıyor Gargantua. Bunun dışında ilk kitap Pantagruel, Gargantua'nın oğlundan bahsediyor. Pantagruel aslında burada içkicilerin şahı olarak da adlandırılıyor. Kendisi içki içmeyi çok seven bir karakter, aynı babası gibi. Bizler Gargantua'da Gargantua'nın doğumunu, onun bir dev iken insanlarla nasıl kaynaştığını, yeri geldiğinde nasıl dev, yeri geldiğinde nasıl insan olduğunu, karakterin insanlar
kitaplardan neler öğrendiğini okuyoruz. Onun eğitim süreciyle, onun yetiştirilme süreciyle karşılaşıyoruz. Gargantua'yı okurken dediğim gibi destansı bir dille karşılaşacaksınız. Everest yayınlarından okuyan birçok arkadaşım mevcut. Ancak ben yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden okudum. Pentagon'u bir sonraki ay okumayı düşünüyorum. Her kitabı yani 5 ciltte yayınlandığı dönemlerde sansüre uğrayan kitaplar. Neden sansüre uğradığını sizler okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki kitabım Wedding Barikatları. Yine Yordam Kitap'tan çıkan bir kitap. Dediğim gibi Murat'ın 75 kitaplık videosunda tavsiye ettiği ikinci kitaptı. Wedding Barikatları benim okuduğum. Kitabın içerisinde 1 Mayıs 1929 yılının kanlı 1 Mayıs'ını, o kanlı çarşamba gününü okuyacaksınız. Wedding'de kurmuş oldukları barikat sonrasında tamamen kendilerini korumak adına kurmuş oldukları barikat sonrasında polisin müdahalesiyle nasıl karşılaştıklarını okuyacaksınız. Burada hayata gözlerini yummuş olan 33 işçinin yazar tarafından ne kadar iyi anlatıldığıyla karşılaşacaksınız. O dönemi 1 Mayıs 1929'u çok iyi anlatmış yazar. SDP'nin izlemiş olduğu yolu, onların yoldaş olarak adlandırmış oldukları Emniyet Genel Müdürü'nün aslında onların nasıl yanlarında durmadığını, o siyasi partinin sağladığı imkanlarla bu göreve gelse de nasıl aslında artık hükümetin bir piyonu olduğunu sizler de göreceksiniz bu kitabı okurken. 33 işçinin anısına gerçekten yazılmış olan çok iyi bir inceleme, çok iyi bir araştırma. Kızıl Sokak'ta yaşanmış olan bu mücadelenin, bu insanlık ayıbının sizleri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Kanlı 1 Mayıs'ı bilmeyenler ve ilk kez okuyacaklar için mutlaka tavsiye ediyorum bu kitabı. Bir sonraki kitabım Maxim Gorki'den Ana oldu. Ana benim 14 yıl önce 17 yaşındayken okumuş olduğum bir kitapta lise çağlarında okumuştum ben Ana'yı. Geçtiğimiz aylarda bu çeviriyi arıyordum açıkçası ben. Çünkü kitap önce 10 baskı yaptıktan sonra basılmamaya başlamıştı. Can Yayınları Beyaz Klasiklerini toplayanlar ya da takip edenler bilirler. Beyaz Klasiklerin basımı bazen durabiliyor ve sonra yıllarca basılmıyor kitap. Ben Ana'nın da onlardan biri olacağını düşünmüştüm. Ancak öyle olmadı. Şubat 2021'de 11. baskıyı yaptı Can Yayınları nihayet. Kitabın içerisinde bir kadının oğlunun uğruna yaşamış olduğu mücadelelerle karşılaşacaksınız. Oğlunun başına bir şey gelmesin diye bir kadının, bir annenin neler yapabileceğini göreceksiniz. Devrimin aslında bir kadının gözünden okunuşuyla karşılaşacaksınız. İşçi mücadelesiyle, işçilerin yaşamış olduklarıyla, bu sınıfın mücadelesiyle bir kadının nasıl yüzleştiğini göreceksiniz. Önce kocasıyla başladığı işkencenin oğluyla devam edeceğini sanan bir annenin aslında işçi sınıfını anlamasıyla karşılaşacaksınız bu kitapta. Maxim Gorki 1906 yılında sürgünde yazıyor bu romanı. Rus proletaryasının Çarlık Rusya'ya karşı vermiş olduğu devrimci mücadeleyi okuyacaksınız burada. Fabrikalarda zor şartlarda çalışan binlerce işçiden biri olan Pavel'in annesinin gözünden neler yaşadığını okuyacaksınız. Son kitabım ise Russell'dan Lucifer. Lucifer Kötülüğün Tarihi Dörtlemesi'nin üçüncü kitabı. Geçen ay İblis'i okumuştum. Birinci ay Şeytan, ondan sonra İblis ve bu ay da Lucifer'ı okudum. Bu kitapta şeytan hakkında orta çağda nasıl düşünüldüğüyle, hatta İslam'da şeytanla bile karşılaşacaksınız. Şeytan figürünün insanları, ırkları, dinleri ve dilleri nasıl etkilediğiyle karşılaşmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Kitabın içerisinde orta çağda şeytan kavramının yüzyıllar içerisinde nasıl değiştiğiyle de karşılaşacaksınız. Kitabın içeriğini merak edenler adına ben kısaca içerikle ilgili içindekilerden birkaç bölüm okumak istiyorum. Kitabın içerisinde Lucifer'ın yaşamını, Bizans'ta ve Müslümanlık'ta şeytanı, erken orta çağda şeytanı, şeytan ve bilginleri, bunun dışında sanat ve edebiyatta Lucifer'ın yerini, şeytanın varlığını, mistikleri ve cadılarla ilgili detayları bulacaksınız. Bu konulara ilgi duyan, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak isteyen, ancak nereden başlayacağını bilemeyen birçok kişiye bu kitabı tavsiye ediyorum. Benim bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. İçlerinde okumuş olduklarınız ya da okumak istedikleriniz varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.